Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Çin'a yeni yılı etkinlikleri an itibariyle aktif oldu. Bir tane kanalımda video var. Detaylı bir şekilde her şeyi anlattığım ve Şubat ayı altın bilet kostümünde o videomda paylaştım. İzlemeyenler varsa o videoyu da hızlı bir şekilde izleyebilirsiniz. Hemen neler geldi? Hızlı bir şekilde göz atacağız. Kaplan Dağı mücadelesini gelir gelmez üçledim. Çok basit bir yöntemi var. Size hemen aktaracağım. İki saniye verip like atarsanız hem kanalıma hem de videoma destek olmuş olursunuz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarının yeni gelecek kostümleri de erkenden öğrenmek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Partnerlikte ikinci adımdayım. Üçüncü adımı yükselebilmem için destekleriniz önemli. Şimdiden hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum ve başlıyoruz. İlk olarak Kaplan Dağı mücadelesi geldi. Kaplan Dağı arka planı dükkanda satılıyor. Ay kralık görünümü. Bunlar daha dün gelmişti. Bir taşla da kahraman hızlandırma geldi. Bende Çin'in yeni yılı etkinliklerinin diğer kostümleri olduğu için dükkanda görünmüyor. Savaşçı kraliçe ve şampiyon kral kostümü görünmüyor. Kaplan Dağı arka planı 120 TL. Savaş hazır ol diyor. 170 TL'de ay kralı kostümü arkadaşlar. Burada birkaç tane daha paket var. 250 TL'lik, 120 TL'lik, 85 TL'lik ve 35 TL'lik. Yani artık Play Store şu fiyatları bir güncellese de bir indirim gelse oyuna. Vallahi çok pahalı oldu bütün her şey. Hızlı bir şekilde ne yapıyoruz zaman? Kaplan Dağı mücadelesini üçlemeye geçiyoruz. Hadi bismillah. Şu ödülü al diyorum. Sakaset 10 taşa. Saldır dedim. Giriş kısmı bir tık zor. Gerisi çok basit. Bodos tamasına giriyoruz. Girişte alt tarafta belediye binasının oraya bir tane süper volkir atacağız. Ardından bir tane görünmezlik büyüsü atacağız. 4 tane süper büyücü atacağız. Ardından ikinci görünmezlik büyüsünü atacağız. Ve sonrasında bir tane süper dev göndereceğiz. Üst taraftaki kaya saçarı görecek şekilde, yani süper büyücülere vurmasın diye amacımız orada hem belediye binasını almak hem de üst taraftaki kaya saçarı almak süper büyücülerle. Buranın temizliğini sıkıntısız bir şekilde yaptıktan sonra üst taraftan artık bodoslamasına bir giriş yapıyoruz. Geri kalan süper devleri, süper büyücüleri, süper volkirleri, kral, kraliçe, büyük koruyucuyu, biniciyi de buradan gönderebiliriz. Daha sonra sağdan da gönderebiliriz binicileri. Peşin olarak peşlerinden de gönderebiliriz. Ben az önce sağdan göndererek üçledim. Üst taraftan da gönderebiliriz bu denemede. Onun haricinde içeriye girdikten sonra kartal topuna doğru ilerlerken bir tane şifa büyüsü atıyoruz. Klan kalesinde golemler var. İki zehir büyüsünü hem kral kraliçeye gelecek şekilde hem de klan kalesindeki askerlere gelecek şekilde gönderiyoruz. Sonrasında ikinci şifayı da askerler ilerledikçe Çoklu Cehennem Kulesi'nin o tarafa, Klan Kalesi'nin arka tarafında kullanacağız. Son iki iskelet büyüsünü Kaya Saçar'a bırakacağız. Bu kadar arkadaşlar. Geri kalanı zaten bodoslamasına girdiğimiz için temizlik gerçekleşiyor. Hazırsanız ilk denememizle başlayalım. Süper. Volkiri. Süper dev. Hadi. Tamamdır. Şimdi. Şifa. Büyük korucu gücü. Evet.
Bir şifa da şurada. İlerleyin. Direkt iskeletler Kayasaçar'ın dibine. Kayasaçar'dan da kurtulduk. Kraliçenin özelliğini de kullanıyorum. Büyücü kulesini indirdik. Orada testa ve inşaatçı kulübesi kaldı. Kral ve süper devler alt taraftan doğru geliyorlar. En basit yöntemi şimdilik bu arkadaşlar. Gerçekten bodoslamasına giriyorsunuz. Düzen çatır çatır düşüyor. En köşede bir tane test takılıyor. En sonunu alacağız. Dediğim gibi bir tık giriş zorlu. Süper Valkyrie'yi atıyorsunuz. Öfke büyüsünü bıraktıktan sonra Süper Valkyrie. Ardından bir tane görünmezlik büyüsü. 4 süper büyücü gönderiyorsunuz. Ardından ikinci görünmezliği atıyorsunuz. Kaya Saçar süper büyücüleri görmesin diye. Bir tane süper dev gönderiyorsunuz. Görünmezliğin etkisi geçtiğinde Kaya Saçar yoksa süper büyücüleri görüyor arkadaşlar. Bu şekilde çok basit bir yöntemle güçleyebiliyorsunuz. Bir daha deneyeceğim. Şöyle. Süper dev. Vur kaya seçara. Tamamdır. Zehirler, şifa. Büyük korucu özelliği. İkinci şifa. İskeletleri bekletiyorum. Bu sefer sanki daha basit oldu. Horn'u çok güzel de aldı. Oo, köyü darmaduman ettik. İskeletleri atmayacağım. Hiç gerek yok. İki büyüyü arttırarak üçledik yani direkt. Bol oslamasın arkadaşlar. En basit yöntem bu. Çatır çutur üçlüyorsunuz. Hemen hızlı bir şekilde editleyip montajlayıp kanala yükleyeceğim. İki büyü arttırdım. Hem kral hem de kraliçenin özelliği duruyor şu anda. Bakalım kraliçenin özelliği kalacak mı? Az bir canı kaldı. Kullandıracak kaya saçar. Mükemmel. Perfect. Evet. Evet arkadaşlar, Çenay yeni yılına özel gelen Kaplan Dağı mücadelesini çatır çutur üçledik. Hatta hem kral özelliğini sakladık hem de iki tane iskelet büyüsü arttırarak üçledik arkadaşlar. Gelir gelmez patakladık düzeni. Hemen editleyip montajlayıp kanala yükleyeceğim. Sizler de basit bir şekilde üçleyebilirsiniz. Emeğimizin karşılığı olarak 2 saniye like atarak videolarımı sonuna kadar izleyerek kanalıma abone olarak ve videolarımı bildirimleri açarak bana destek olabilir. Şimdiden hepinize bol şans diliyorum. Kendinize bakın. Hoşça kalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol savaş yıldızları. Sağlıcakla.